Merhaba, iyi akşamlar. Bugün itibariyle gündem dışı adıyla yeni bir sohbetler zincirine başlıyoruz. Her çarşamba saat 6'da. Neden gündem dışı? Çünkü bu sohbetlerimizde gündemin peşinden koşmak yerine arkasından, deyim yerindeyse, sakin sakin yürümeyi öngördük. Belirli bazı olaylara bakıp bunların üzerine konuşarak ülkemizde ne gibi dersler çıkarabiliriz? Bunları konuşmayı öngörüyorum. Bu vesileyle de nereye bakmak, nasıl bakmak, ne görmek gibi çok temel bazı konular üzerinde durmayı öngörüyorum. Bir yandan da Türkiye dünyada bir ada mı? Biz sadece kendimize mi benzeriz gerçekten? Kendimize mi özgüyüz? Yoksa bu koskoca yerkürede olup biten pek çok olaydan bizlere, önümüze biraz ışık tutabilecek bazı dersler, sonuçlar çıkarabilir miyiz diye. Bugün aslında iki konu seçtim. Bu iki konudan yola çıkarak gelip bizim ülkemizdeki meseleler üzerine birkaç kelam etmek istiyorum. Bunlardan birincisi, hatırlarsınız bizde de sosyal medyada çok konu oldu. Fransa'daki Sarı Yelekler eyleminde son 5 Ocak Cumartesi günü Christophe Détanger adlı eski bir profesyonel boksörün Leopold Senghor Köprüsü'nde Paris'te yumruklarıyla bir çevik kuvvet görevlisini geriye doğru püskürtmeyi başarması oldu. Bu olay Fransa'da da geniş yer kapladı. Ülkemizde de hatta şöyle bir sosyal medyada esprili bir yorum gördüğümü hatırlıyorum. Rahat yerde solculuk yapıyorlar diye bir yorum vardı. Bu yorum beni aslında biraz bunun üzerine durmaya sevk etti. Christophe Détanger tabii ki bu polis memuruna saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı ve halen de tutuklu durumda. Détanger bu tutuklu olup mahkemeye çıkarılacağı belli olduktan sonra internet üzerinden açılan bir kampanyayla 48 saatten kısa bir zamanda 42 bin kişinin katılımıyla 1.1 milyon euronun üzerinde para toplamayı da başardı. Bunu kendi talebiyle yapmadı. Onun adına bir avukatlar grubu yaptı ve insanlar bunu aslında tahmin edeceğiniz üzere siyasi amaçlarla destek verdi. Eşanlı olarak da buna karşılık yine polis ve jandarma vakıflarına verilmek üzere bazı kampanyalar düzenlendi. Buralarda da yine aynı miktarlarda, belki daha fazla meblağlar toplandı. Hatırlayacaksınız, bundan daha pek kısa zaman önce Paris'te yaşanan terör saldırılarını konuşuyorduk. Orada o saldırılarda hayatını kaybeden, Charlie Hebdo'nun önünde hayatını kaybeden polis memurları ve polis memurlarına, jandarma görevlilerine Fransa halkının nasıl sahip çıktığını konuşuyorduk. Bugün ise Sarı Yelekler 17 Kasım Cumartesi günü ilk eylemlerini yapmışlardı. 9 Cumartesidir bu eylemler sürüyor. Ve bu eylemlerle yeniden Fransa'daki siyaset dağarcığına, kelime dağarcığına kalkışma, başkaldırı, hatta devrim gibi sözcükleri geri getirmeyi başardılar. Kimileri de hatta darbeden de söz eder oldu. Çünkü başlangıçtaki taleplerin ötesine geçerek Macron'u istifaya davet eden ve giderek aralarına katılan şiddet yanlısı, ki Sarı Yelekler bunları dışlıyor aslında, bazı eylemcilerin işte etraftaki inşaat alanlarından aldıkları makinalarla, inşaat makinalarıyla bakanlıkların dış kapılarını zorlayıp kırmaya varan eylemler görüldü. Son cumartesi günü Sarı Yeleklerin sayısı yine arttı, düşmüştü son iki cumartesidir. 84 bine ulaştı. 84 bin kişi ne ifade eder? Fransa'nın nüfusu 67 milyon. Bu 84 bin Sarı Yeleğin karşısına da Fransa devleti, hükümet 80 bin polis ve jandarmayı seferber etti. Bunun anlamı şu, baktığımız zaman bizim bu olaya, çıplak elleriyle bir çevik kuvvet mensubu, polis memurunu gerileten bir gösterici görüp
herkesin kendi siyasi meşrebine göre beğenen, eleştiren, Fransa'da da olduğu gibi olabiliyor. Ama nereye bakmak, nasıl görmek derken şunu kastediyorum. Siz de takdir edersiniz ki eğer Fransa hükümeti ya da Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İçişleri Bakanı, Başbakan bu yönde talimat verse, bu eylemcilerin zor kullanılarak dağıtılması bizde gösterilerde olduğu gibi çok basit. Şanzelize'nin kapatılması, işte burada Toma denilen araçlar ya da onlara benzeyen araçlarla basit. Bu neden olmuyor? Çünkü hükümet de bunlara müdahale yaparken kanunla kendini kısıtlı görüyor. Göstericiler de anayasal haklarını kullanıp sokağa çıktıkları için onlar da bu şiddet eylemlerine destek vermeden sadece yürüyerek, slogan atarak bu haklarını kullanıyorlar ve diledikleri yerde gösteri yapma hakkını da ortaya koyuyorlar. Esasen bu gösteriler zor kullanılarak bastırılsa ki bu fiziken mümkün, bunun Macron'un siyaseten sonunu getirebileceğini de kolaylıkla öngörebiliriz. Demek ki o sosyal medyada rahat yerde solculuk yapıyorlar diyen arkadaşın söylediğini şu şekilde geliştirebiliriz. Aslında rahat yerde solculuk yapan yok ama gerek kolluk gücü, gerek yurttaş anayasal hakları ve ödevleri çerçevesinde gösterisini ve görevini yapıyor. Bunu önemsiyorum, yine buna döneceğim. İkinci bugün almak istediğim bayat konu diyelim, gündem dışı. Başkan Trump hakkında ki son biliyorsunuz oradaki hükümet faaliyetlerinin zoraki durması nedeniyle işte Beyaz Ev'de masanın üstünü hamburgerlerle donatarak bir poz vermişti. Buna dair de Fransız Arjan Minuski'nin ABD kültürel Çernobil'dir sözünü anımsatan siyaset bilimciler oldu. Fakat bunu da bize bir şey gösterdiğini düşünüyorum. Bir kere birincisi hükümet kapandığı zaman demek ki başkan da örneğin Davos'a gitmeyi de erteledi hatırlayacaksınız. Buna uymak durumunda kalıyor. Ama bundan önemlisi orada bir özel soruşturma yetkilisi var. Kimdir? Robert Mueller. Robert Mueller eski FBI direktörü. ABD'de FBI direktörleri onar yıl görev için seçiliyor ve başkanların da aslında çok istisnai haller dışında ki bu başkan Trump örneğin onu kullandı. FBI direktörlerini görevden alması mümkün değil. İşte bu eski ve Vietnam Savaşı'nda da gazi olan Robert Mueller resmini gördüğünüz 18 ayı aştı. 2017 Mayıs ayından beri ona verilen özel yetkiyle bir soruşturma yürütüyor. Ve nihayet geldiğimiz noktada bu soruşturmada 192 ceza davası açılmış durumda. Bunlardan 36'sı mahkumiyetle sonuçlandı ve aralarından 4 tane de hapis cezası çıktı. Fakat onun ötesinde bugün geldiğimiz yerde bu özel yetkili soruşturmacı, savcı demek doğru değil. Başkan Trump'ı artık bir numaralı sorumlu olarak tam bu soruşturmanın merkezine oturtmuş durumda. Ve bugün artık sorulan soru Başkan Trump'ın Rusya'yla bilerek mi yoksa bilmeden, farkında olmadan mı işbirliği yaptığı yönünde. Ayrıca yeni ortaya çıkan bilgilere göre Başkan Trump'ın az evvel sözünü ettiğim FBI direktörü Comey'i görevden alması bağlamında FBI'ın istihbarata karşı koyma, counter intelligence kapsamında başkanı soruşturduğu da ortaya çıktı. Çünkü bu FBI direktörünü o da aynı aslında çerçeveye giriyor. Kendi iradesiyle mi aldı yoksa bir dış gücün bizde çok sevilen tabirle etkisi altında mı hareket ediyor? Bu da soruşturuluyor. Aslında ABD'de siyaset bilimciler ve bazı eski anayasa mahkemelerde görev yapmış işte hukukçular yahut FBI görevlileri bunu da tartışıyorlar. FBI'ın bir iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı olarak başkanı soruşturmasının artık demokrasi için yararlı mı, yararsız mı olduğunu konuşuyorlar. Fakat önemli olan benim vurgulamak istediğim Başkan Trump gibi bir sıra dışı başkan dahi bu yürütülen özel soruşturmayı yok saymayı tercih ediyor. Sorulduğu zaman o soruşturmada öyle yürüyor diyor. Ama siyaseten Mueller'i görevden alamıyor.
Demek ki ABD'de de yine gerek görevliler, gerek seçimle iş başına gelen başkan dahi bu anayasaya ve hukuk kurallarına, yasalara uyuyorlar. Şöyle biraz geri dönelim, gündem dışında iyice size belki tarih öncesi gelecek, tarihe doğru geri gidelim. ABD, Amerikan devrimi, o zamanki Amerikan Birleşik Devletleri'nden kastettiğimiz tabii 13 koloni, 1783'te bağımsızlığı ilan ediyor. İlk anayasasını 1787'de kabul ediyor. İlk anayasa dediğimiz zaten bu zamanda da geçerli olan anayasa. Ve Fransa'da da Fransız devrimi bundan 2 yıl sonra 1789'da oluyor. Eğer merak ederseniz, ben merak ettim örneğin, o devirde bizde kim Osmanlı hünkârıymış diye. 3. Selim 1789'da amcası 1. Abdülhamit'in yerine göreve gelmiş. Bizde 3. Selim, ki biliyorsunuz ufak tefek mahcup reform girişimleriyle de tanınır. O zaman Fransa'da devrim oluyor ama Fransa devrimi Amerikan devriminin ardından geliyor. Geçtiğimiz yıl 2018 Fransa 5. Cumhuriyeti'nin 60. yılıydı. 1958'de ilan edilmişti 5. Cumhuriyet. Neden ABD ve Fransa'dan örnekler aldım? Çünkü Fransa'da yarı başkanlık denilen, aslında Fransızların seçilmiş monarklık dahi dediği bir başkanlık sistemi var. ABD'de de bir başkanlık sistemi var. Birinde gördüğümüz üzere başkanı merkeze alan böyle bir soruşturma 18 aydır devam ediyor. Diğer ülkede yine büyük gücü elinde toplayan bir cumhurbaşkanı Macron'un olduğu Fransa'da işte 9 cumartesidir gücünden yitirmeden tüm Fransa'da ve başkent Paris'te bu eylemler sürüyor. Ve bu tür eylemler olduğu zaman polisin ne şekilde, hangi çerçevede müdahale ettiğini, kolluk gücünün görüyorsunuz. Hatta o denli ki Fransa'daki bu eylemlerde bazı polis memurlarının göstericilerin uzattığı bu yol kavşaklarında dilekçelere imza attığını da görebiliyorsunuz. Ayrıca kolluk gücü mensupları, özellikle polis memurlarının da bu gösterilere yaptıkları müdahalelerden ötürü fazla mesailerini, ücretlerini alamadıkları için yine gösteri yaptıklarını ve hükümeti bu gösterilerin zor kullanarak değil, bu ortaya konulan talepleri dinleyerek ancak çözülebileceği yönünde rapor verdiklerini de yabancı kaynakları taradığınız zaman görebilirsiniz. Nitekim Cumhurbaşkanı Macron da halka bir mektup yazdı. Bu yazdığı mektup, yalnız mektup yazma dönemi artık bittiği için bütün yurttaşlara ya da tüm hanelere gönderilen bu mektubun posta ücreti 5 ila 10 milyon euro. Ve o mektupta da söylediği üzere 13 Ocak'ta bu mektup gitti, mektuplar gitti. 2 ay boyunca Cumhurbaşkanı Macron doğrudan halkın temsilcileriyle, başta seçilmiş belediye başkanı gibi temsilciler olmak üzere sohbetler yapacak ve onların dertlerini dinleyecek. Bu mektubunda pek çok soruyu alt alta koydu. Bunların pek çoğu aslında vergi konusunda, katılım, temsil konusunda. Zaten bizim ülkemizde de aslında konuşmamız gereken konular, bana sorarsanız temel mevzular bunlar. Katılım, temsil, hukuk ve hukuk bağlamının yanı sıra anayasa. Belki bütün bunların üzerindeki çatı aslında anayasa. Doğrudan demokrasinin ne şekilde gelişeceğini de Cumhurbaşkanı Macron işte başlayıp ilk görüşmesinde belediye başkanlarıyla da yaptığı sohbette olduğu üzere referandumları daha fazla kullanmalı mıyız gibi unsurları ön plana çıkarıyor. Fakat ülkemizde muhalefet de örneğin Cumhurbaşkanı Macron'un bu yaklaşımını eleştirdi ve sanki buradan oraya muhalefet eder gibi yahut Macron'a yapılan muhalefetin bir parçası gibi bu girişimlerin ancak Fransa aşırı sağ Le Pen'in partisine yarayacağını, bunların sarı yeleklerin taleplerini dinlememek, sulandırmak olduğunu söylediler. Oysa bu sohbetin başında söylediğim gibi nereye bakmak, neyi görmek, nasıl bakmak diye düşündüğümüzde bence bir yanda evet Başkan Trump'ın zevksizliğiyle dalga geçebilirsiniz.
Öte yanda Cumhurbaşkanı Macron'un bu girişiminin nedenli, basiretli olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Ama şu içinde bulunduğumuz dönemde özellikle Türkiye açısından bu iki örneğe baktığımızda benim gördüğüm anayasa, anayasanın uygulanması, hukukun üstünlüğü, katılım, temsil ve siyasi meşruiyet gibi konularda yerleşik demokrasilerde sistemin nasıl işlediği. Bundan dolayı gündem dışı olmakla birlikte bu iki konuyu bugün mercek altına alıp sizlerle sohbetimde konuşmayı düşündüm. Gelecek hafta yine bunun gibi bir başka gündem dışı konuda birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.